Merhaba, son görüşmemizin üzerinden çok fazla geçmeden tekrar beraberiz. Ama bu kadar kısa süre geçirmemize rağmen oldukça önemli şeyler öğrendik, değil mi? İlk videoda öğrendiklerimizin üzerine update kelimesinin ve fonksiyonunun ne anlama geldiğini, ne işe yaradığını, bunun yanında da koşul ifadelerini incelemiştik. Ve koşul ifadelerinin programlama için ne kadar önemli olduğunu da konuşmuştuk. Bir önceki videonun sonunda Bugün kuklamızın farklı şekillerde hareket etmesini sağlayacağımızdan bahsetmiştik. İsterseniz size bir ipucu vereyim. Gördüğünüz gibi daha önce sadece soldan sağa hareket eden kuklamızı artık yukarı, aşağı, sağa ve sola hareket eder hale getireceğiz. Kendi oyunumuzu tasarlarken çok işimize yarayacak eminim. Herkese merhaba. Robo sana da merhaba. Sanırım bugün ne yapacağımız hakkında arkadaşlarımızı bilgilendirdin. İstersen senin kaldığın yerden ben devam edeyim. Robo'nun da göstermiş olduğu gibi oyunumuzda kullanmış olduğumuz kukla sahnenin çevresinde bir gezintiye çıkmış gibi görünüyor. Bunu yapabilmek için çok önemli iki konuyu bilmemiz gerekiyor. Koordinat sistemi ve kuklanın yüzey bileşenleri. Pygame Zero'da sahne bir yüzeydir. Masamızın ya da odamızdaki bir duvarın yüzeyi gibi. Aynı şekilde Pygame Zero'da kullanacağımız resimler ve oluşturacağımız geometrik şekiller gibi bileşenlerde birer Pygame Zero yüzeyidir. Pygame Zero'da bütün yüzeyler küçük noktalardan, yani piksellerden oluşur. Ekrandaki resmi gördünüz mü? Bu resimde size basitçe pikselleri temsili olarak göstermeye çalıştım. Pygame Zero'da sahneye çok yakından bakabilseydik üzerinde aynı bu resimdeki gibi küçük noktalar görünür hale gelirdi. İşte bu noktalara piksel ismi verilir. Unutma aslında bu resimdekinden çok daha küçüktürler. Biz bu pikselleri istediğimiz renkte yakıp söndürebiliriz. Ve belirli pikselleri doğru şekilde yakabilirsek istediğimiz her türlü görseli elde edebiliriz. Tabi bunun için hangi pikseli yakacağımızı bilmemiz gerekir. Ancak bunun için piksellerin isimlerine ihtiyaç duyarız. Bu resimde bile yüzlerce piksel var. Hepsinin ismini nasıl hatırlayacağız? Ben kesin hatırlayamam. Çok haklısın. İşte bu noktada koordinat sistemi yardımımıza koşuyor. Bildiğiniz gibi PyGame Zero'da sahnemiz iki boyutlu. Bir genişliği bir de yüksekliği var. Aslında matematik derslerinde bu konuyu görmüş olan arkadaşlar olabilir. Şimdi bir yüzeyi düşünelim. Bu yüzeyi yatay ve dikey olarak kesen iki sanal çizgi olduğunu varsayalım. Yüzey üzerindeki herhangi bir noktanın bu iki çizgiye olan mesafelerini ölçtüğümüzü düşünelim. İşte hesabımız sonunda elde ettiğimiz sayılar o noktanın koordinatı olmuş olur. Yatay kesen çizgi x Dikey kesen çizgiye ise y ismini verirsek yüzeydeki herhangi bir noktanın yerini bu x ve y değerlerini kullanarak gösterebiliriz. Şimdi bu durumu Pygame 0'ya aktaralım. Normalde x ve y çizgilerinin kesiştiği nokta düzlemin ortası olarak gösterilir. Ancak kolaylık olması açısından bu kesişim noktası Pygame 0'da sahnenin sol üst köşesi olarak belirlenmiştir. Ekranda koordinat sisteminin PyGAMES 0 sahnesine uyarlanmış halini görüyorsunuz. Biraz önce bahsettiğimiz gibi, X ekseni ekranın sol üst köşesinden başlar ve sağ tarafa doğru ilerler. Y ekseni ise ekranın sol üst köşesinden başlar ve aşağıya doğru ilerler. X ekseninde sol taraftan ilk piksel sıfırıncı pikseldir. Python'da veya programlama dillerine genel olarak, numaralandırma veya indeksleme sıfırdan başlar. Sıfırıncı pikselin sağındaki ilk piksel birinci pikseldir. Bu şekilde en sağda bulunan piksele kadar numaralandırma işlemi yapılır. Benzer şekilde y ekseninde üstteki ilk piksel sıfırıncı piksel olarak numaralandırılmıştır. Sıfırıncı pikselin altındaki ilk piksel ise birinci piksel olarak numaralandırılır. Bu şekilde en alttaki piksele kadar numaralandırma devam eder. Ekranda bulunan herhangi bir pikseli çağırmak veya kullanmak için X ve Y eksenlerine ihtiyaç duyarız. Örneğin, bu resimde ekranda Python'ın ilk harfi olan P harfi yazılmıştır. P harfinin sol üst köşesindeki pikselin koordinat ismi 2, 1'dir. Çünkü bu piksel X ekseninde 2 ve Y ekseninde 1 olarak numaralandırılmıştır. P harfinin pikselleri isimlendirildiğinde 21, 22, 23, 24, 25, 31, 41, 42, 43, 33 sıralı ikili dizisi elde edilir. Bu şekilde sahne İstenilen harf yazılabilir. Resim ve şekillerinde temel mantığı aynıdır. Ama unutmayın. Buradaki durum sadece pikselleri ve koordinatlarını göstermek için bu kadar büyük gösterildi. Normal kullanımda pikseller neredeyse gözümüzle ayırt edemeyeceğimiz kadar küçük olacaktır. Şimdi oyunumuzun sahnesine bir geçiş yapalım. Robo sana bir soru. Bakalım hatırlıyor musun? Sahnemizin genişliği ve yüksekliği için bazı sabitler kullanıyorduk. İsimlerini söyleyebilir misin? Evet. Genişlik için width, yükseklik için ise height. Evet ve hatta bu sabitlere atayacağımız değerlerle sahnemizin büyüklüğünü ayarlayabiliyorduk. Bu sayılar bize koordinat sisteminde de yarayacak. Örneğin genişliği 500 olarak belirlenen bir sahnede x ekseninde 500 nokta, yüksekliği 500 olan bir sahnede ise y ekseninde 500 nokta olduğu anlamına gelir. Ancak bu koordinat sistemini bilmek tek başına yeterli değil. Birçok oyunda Ekrana kukla gibi ögeler eklemek istediğimizde bu ögelerin yerlerinin söylenmesi gerekmektedir. Fakat bu ögelerin yeri denildiğinde iki farklı bilgiye ihtiyaç duyulur. Bunlardan ilki sahnenin koordinat eksenidir. İkinci bilgi ise kuklanın veya ilgili ögenin yüzey bileşenleridir. Hatırlarsan Pygame Zero'da yer alan kuklalarda aslında birer yüzeydi. Şimdi ekranda bizim kuklamızın resimlerini göstereceğim. Resim üzerinde bazı İngilizce kelimeleri olduğunu göreceksin. Bunların Türkçeleri ise şöyle. Top, tepe anlamına gelir. Bottom ise alt demektir. Left, sol ve right ise sağ anlamındadır. Mid kelimesi orta anlamında kullanılır. Ve son olarak da merkez anlamına gelen center vardır. Artık kuklanın ekrana çizilebilmesi için gerekli olan her şeyi biliyoruz. Sahnenin koordinat ekseni ve yüzey bileşenleri bilindiğinde ekrana kukla çizilebilir. Peki sana bir soru. Sahnemizin sol üst köşesinin koordinatının 0 0 olduğunu söylemiştik. Peki kuklanın top left köşesi denk gelecek şekilde oluşturulursa ne olur? Sahneyi gözümün önünde canlandırıyorum. Sanki kuklanın sahnenin sol üst köşesine yerleştirilmiş gibi görünmesi lazım değil mi? Evet, doğru. Peki aynı noktaya kuklanın sağ alt köşesi gelirse ne olur? Sanırım garip bir şey oluyor. Garip demeyelim de aslında kukla görünmez oluyor. 0 0 pikseline kuklanın sağ alt köşesi bottom right konulursa kukla görünmez. Çünkü kukla sahnenin dışına taşar. Koklanın merkezi, center, sahnenin 00 pikseline konulursa, koklanın dörtte belli kısmı, yani sağ alt kısmı sahnede görünecektir. Koklanın sahneye nasıl yerleştirileceğini öğrendik. Artık kokla ile bahsettiğimiz animasyonu oluşturmak daha kolay. Animasyonda koklanın sahnenin çevresinde gezineceğini söylemiştik. Gerekli kodları yazmadan önce yapacaklarımızı adım adım yazalım. Kukla üst kenar boyunca soldan sağa, sağ kenar boyunca yukarıdan aşağıya, alt kenar boyunca sağdan sola, sol kenar boyunca aşağıdan yukarıya doğru hareket etmelidir. İlk dört adım sürekli tekrarlanmalıdır. Şimdi her bir adımı Pygame Zero kodlarıyla oluşturalım. Öncelikle sahnemizin eni ve boyunu belirleyelim. Bunun için width ve height sabitlerini kullanalım. Daha sonra kuklamızı oluşturan görselimizi çağıralım. Sonrasında ise kuklanın sol üst köşesi yani top left'ini sahnenin sol köşesi olarak belirleyelim. Şimdi draw fonksiyonuna geçelim. Draw fonksiyonu içinde ekranımızın rengini belirleyelim ve kuklamızı ekrana bastıralım. Şimdi şimdi geçiyoruz. Yani update fonksiyonunda ilgili kodları yazmaya. Aklıma yine bir şey takıldı. Biraz önce 5 adımda yapacaklarımızı listelemiştik ya. Bunlar için ayrı ayrı update fonksiyonları mı yazacağız? Çünkü sağa gitme işlemi tamamlanmadan aşağı hareket etmemesi lazım. Ama bu sefer de bir tur tamamlanınca ne olacak? biraz kafam karıştı. Kafanın biraz karışması çok normal. Aslında bu soru oyunumuz için önemli. Çünkü bir tane update fonksiyonu kullanabiliyoruz. Ve hareketimiz kuklanın bulunduğu yere göre değişiyor. Yani ekranın en üst noktasında ise sağ, sağında ise aşağı, altında ise sola ve solunda ise yukarı hareket etmeli. Burada geçtiğimiz videolarda öğrendiğimiz Koşullu ifadelere ihtiyaç duyacağız. İlk olarak kukla ekranın en üstündeyken sağa doğru hareket etmesini sağlayacak kodu yazalım. Burada ifademiz şu şekilde olmalı. Kukla sahnenin tepesindeyse ve ekranın en sağından dışarı çıkmadıysa sağa doğru hareket et. Bu ifadeyi koda dönüştürürken ilk defa kullanacağımız bir operatör olacak. End operatörü. Şimdi kodu yazalım. Üzerinden geçelim. If kukla top 0 and kukla right küçüktür with ifadesinde kukla top 0 ile kuklanın tepe kısmının ekranın en üstünde olması kukla right küçüktür with ile kuklanın sağ kısmının ekranın içinde olma koşullarının aynı anda gerçekleşmesi sağlanır. Böylece bu koşullar gerçekleştiğinde kukla tepedeyken sahnenin dışına çıkmadan sağa doğru hareket edecektir. Bu hareket de kukla x, kukla x artı 2 ifadesiyle sağlanır. Yani kuklanın x koordinat düzlemindeki konumu 2 piksel arttırılır. Yani sağa kaydırılır. Böylece yukarıda 5 adımdan oluşturulan algoritmanın ilk adımı tamamlanmış olur. Algoritmadaki ikinci, üçüncü, ve dördüncü adımlarını sırasıyla PyGame Zero kodlarına dönüştürelim. Bu adımlardaki tek fark kuklanın yönü ve sahnenin sınırları ile ilgili yapılan değişikliklerdir. Örneğin ikinci adımda kuklanın sahnenin en sağında olması ve sahnenin altından çıkıp çıkmadığı kontrol edilmiştir. Buna göre de aşağı hareketi sağlamak için kukla Y, kukla Y artı 2 ifadesi ile kuklanın y ekseni 2 arttırılmıştır. Daha önce bu dört adımın sürekli olarak tekrar etmesi gerektiğini ifade etmiştik. Algoritmanın beşinci adımı olan bu adım ise PyGame Zero tarafından otomatik olarak yapılır. Çünkü PyGame Zero'da update fonksiyonu içerisindeki komutlar aksi belirtilmediği müddetçe saniyede yaklaşık olarak 60 defa olmak üzere oyun çalıştığı sürece tekrar edilir. Robo, ne durumdasın? Anlamadığın bir nokta oldu mu? Sanırım anladım ama bir şey aklıma takıldı. Matematik dersinde y ekseni yukarı doğru artıyordu. Burada ise azalıyor. Burada bir hata yok mu? Evet. Aslında kabul edilen ya da varsayılan bir durum. Pygame Zero'da y ekseni aşağı yönlü artar. Bu durumda bir koklanın y eksenini arttırdığımızda onu daha aşağıda bir yerde X eksenini arttırdığımızda ise daha sağda bir yerde konumlandırırız. Tabii ki bunların tam tersi de geçerlidir. Y eksenini azalttığımızda daha yukarıda, X eksenini azalttığımızda ise daha solda konumlandırırız. Şimdi istersen programımızı çalıştıralım. Tam da dersin başında planladığımız gibi hareket ediyor kukla. Kuklamızın bu hareketi yapmasını sağlayarak üç önemli noktayı da öğrenmiş olduk. Bunlardan ilki koordinat sistemi ile nesneleri ekranda konumlandırma. İkincisi ise kuklayı farklı yönlerde hareket ettirmeydi. Son olarak da mantıksal operatörlerden ve yani and operatörünü kullanmayı öğrendik. Ama gördüğün gibi kukla hala kendi kendine hareket ediyor. İstersen bir sonraki videoda kuklayı tuşlar yardımıyla hareket ettirelim. Ne dersin? Süper! Bence çok iyi olur. Bir sonraki videoya kadar aklıma gelen bir şey yapmaya çalışacağım. Acaba kuklayı ters yönde hareket ettirebilir miyim? Ne dersiniz? Siz de bir sonraki videoya kadar kuklayı saat yönünün tersinde hareket ettirmeye çalışır mısınız? Şimdilik hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.